Arkadaşlar merhaba. Rejenerasyon ve reaksiyon deneme çözümlerine biraz ara verdim. Farkındayım. YouTube'a çok vakit ayıramadım. Çok yoğun çalışıyorum. Affınıza sığınıyorum ama merak etmeyin, bu serinin devamı gelecek. Bugün sizlerle integralde alan konusunda bazı sorularda çok ama çok işinize yarayacak bir formül kullanacağız. Nedir bu formül diye merak ediyorsanız da şöyle diyelim. Öncelikle bir alt sayfaya inelim. Bakın burada bu formül hangi sorularda işinize yarar? Şu kırmızıyla çizdiğimiz eğri bir parabol ax kare artı bx artı c şeklinde ikinci dereceden denklemin bir fonksiyonun bir grafiği ve onu da iki noktada kesen, şurada a ve b apsisli iki tane noktada kesen bir doğrumuz var. Bu doğrunun da ismini dx artı e dedik. Şimdi normal şartlar altında biz bunun integralini nasıl alıyorduk? İntegral nereden nereye? Kesenlerinden, yani kesenlerin apsisleri neresi? A ile b, değil mi? A'dan b'ye kadar. Üstte kalan eğriden altta kalan eğriyi çıkarıyoruz ve integral alıyoruz. Yani burada ne yapmamız gerekiyor? Dx artı e eksi ax kare artı bx artı c, en sonuna da bir dx diferansiyelimizi yerleştiriyoruz. Bunu eğer hesaplarsak bu bize alanı veriyor. Değil mi? Birazdan açıklayacağım formül, yani göstereceğim formül. Ben bulmadım, ben bulmuş gibi oluyor. Öyle söyleyince birazdan göstereceğim formül bu soruyu rahatlıkla çözebiliyor şu integrali almadan. İkinci bir kısımda bakın yukarıda ne demiştik? Bir parabol ile bir doğru kesişirse şu arada kalan alanı bulabiliriz. İkincisinde ise yine bu şekilde bir şekil verilmişse iki tane parabol var bakın, fx ve gx parabolleri. Bunların arasında kalan şu gri ile gösterdiğimiz alanı soruyorsa yine ne yapmamız gerekiyordu? İntegral kesen noktaların apsisleri A'dan B'ye kadar, üstte kalan eğri Gx, altta kalan eğri Fx, Dx diyecektik değil mi? Bu şekilde iki tane parabolü birbirinden çıkaracağız. Tabi eğer bunun şeklini vermemişse sen önce bu parabolleri eşitleyeceksin. Sonrasında kesen noktalarını bulacaksın. Kesen noktaları bulduktan sonra sınırlarını belirleyip üstte kalandan altta kalanı çıkarıp daha sonrasında integral alacaksın. Değil mi? Yani bu bazen can sıkıcı bir durum haline gelebiliyordu. Şimdi bu göstereceğimiz formülü de birazdan şu soruyu çözerken kullanalım. Öncelikle bu soruyu nasıl çözüyorduk normalde, ona bir bakalım. Diyorduk ki şekilde bir parabol varmış. X kare parabolü, bir de eksi x artı 2. Bir de eğer şeklini vermezse hangi doğru üstteyse, hangi eğri veya doğru üstteyse onu da bulmamız gerekiyordu. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Kesen noktaların apsislerini bulabilmek için x kareyi eksi x artı 2'ye eşitlememiz gerekiyordu. Hepsini bu tarafa topluyoruz. X kare artı x eksi 2 eşittir 0. Buradan x'e x, buradan da artı 2'ye eksi 1 diyoruz. Demek ki x eşittir 1 ve x eşittir eksi 2 noktalarında bunun kesen noktaların apsisleri mevcutmuş. Yani şurası eksi 2'ymiş, şurası 1'miş. Şimdi ne yapmamız gerekiyordu? İntegral nereden nereye? Eksi 2'den 1'e, üstte kalan eksi x artı 2, altta kalan da x kare olduğu için bakın burada değil mi? Eksi x kare diyoruz ve dx diyoruz. Sonrasında bunun hesabını yaparken eksi x kare bölü 2 artı 2x eksi x küp bölü 3 deyip eksi 2 ile 1 yerine yazacağız. 1 yerine yazıyoruz. Gerisi zaten malumunuz ama yine de bulalım. Eksi 1 bölü 2 artı 2 eksi 1 bölü 3 eksi diyoruz. Eksi 2'yi yerine yazarsak arkadaşlar eksi 4 bölü 3 eksi 4. Şurada eksi 2'yi yerine yazarsak da ne gelir arkadaşlar? Artı 8 bölü 3 gelecektir. İşlemi düzgün yaparsak şuraya bir bakalım. Şurada eksi 4 yanlış yazdık herhalde eksi 2'yi yazarken. Evet, eksi 4 bölü şurası 2 olacak arkadaşlar. Evet, devam edelim şimdi. Eksi eksi 4 bölü 2'den şurası ne gelecek? 2, 2'den 1 bölü 2'yi çıkarırsak ya da 2 artı 2 4 eksi 1 bölü 2 başka, şurayı yaptık burayı yaptık. Eksi 1 bölü 3 var. Bir de şurada şu eksi 4'ü kullandık mı? Hayır, kullanmadık. Artı bir 4'ümüz daha var. Ve şurada eksi ardından eksi 8 bölü 3'ümüz var. Değil mi? Eksi 8 bölü 3. Eksi 1 bölü 3 daha. Eksi 9 bölü 3'ten ne gelir? Eksi 3 gelir. 4 artı 4'ten 8 gelir. 8'den 3 çıkar 5. Ve en son 5 eksi 1 bölü 2 kaldı. Bu da ne yapar? 9 bölü 2. Yani cevabı Bursa yapar. Şimdi ben diyorum ki burada şu integral kısmıyla uğraşmayalım. Hele ki şurada basit kesirlerle toplama çıkarma işleminde falan bir hata yaparsanız soru güme gidiyor zaten. Yani varsayalım hatayı yaptınız. Sonucu şıklarda bulamadığınız zaman silip tekrar baştan işlem falan yapabiliyoruz. O yüzden bu soruyu şöyle çözelim. Bakın. Şimdi bu kullanacağımız yöntemde şu eğrimizle şu doğrumuzu birbirine eşitliyoruz. X kare eşittir eksi x artı 2 dedik. Bunun hepsini bu tarafa atıyoruz yine az önce başladığımız gibi. Zaten buradan sonra hiç integral almayacağız. Artı x eksi 2 eşittir 0 dedik. Şimdi bu denklemin deltasını buluyorsunuz. Delta eşittir 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 2 değil mi? Yani delta ne geldi? 9. O zaman ben diyorum ki alan eşittir delta kök delta bölü 6 a karedir diyorum. Evet, formülümüz bu arkadaşlar. Bu formülü uygularsanız alanı direkt bulabilirsiniz. Gelin deneyelim. Şimdi deltamızı ne bulmuştuk? 9. 9 çarpı kök 9 nedir arkadaşlar? 3 bölü 6 çarpı a'mız ne? 1 değil mi? 1'in karesi de 1. Şununla şunu sadeleştir. 2. Cevap neymiş? 9 bölü 2. Evet, az önce bulduğumuzun aksi bir durum yok. Cevap yine 9 bölü 2 gelir. Şimdi bir sonraki sorumuza bakalım. Mesela bu sefer x eşittir y artı 2 ve x eşittir y kare doğruları vermiş. Gene aynı formülü kullanalım. Nasıl kullanacağız bu sefer burada? Parabol olan bu sefer x eşittir y kare. Doğru olan da x eşittir y artı 2 değil mi? Yani bunun değişkeninin x olması y olması benim için mühim değil. Sen yine y kare ile y artı 2'yi eşitliyorsun. Hepsini bu tarafa topla. Y kare eksi y eksi 2 eşittir 0 diyorsun. Bunun deltası nedir? B kare yani 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 2. Delta gene 9 mu geldi? Tamam o zaman yaz yerine 9 çarpı kök 9 bölü 6 çarpı a'mız ne? Gene 1 ve cevap yine ne gelecek? 9 bölü 2 birim kare gelecek. Bizim alanımız doğru cevap B seçeneğidir diyebilirsiniz. Evet, normal şartlar altında bunu şurada keseni ve şurada keseni bulup ne yapacaktık? Alt sınır üst sınırı belirleyip sağda kalan eğriden solda kalan sağda kalan doğrudan solda kalan eğriyi çıkarıp integral hesaplayarak yapacaktık. Yine bir başka sorumuza bakalım. Bu sefer şekil vermemiş. X kare eksi 4x ile eksi x kare artı 6 eğrisi tarafından sınırlanan bölgeyi soruyor. Hemen x kare eksi 4x, bakın bu da iki parabol değil mi? Eksi x kare artı 6. Hepsini bu tarafa topladık. 2x kare eksi 4x eksi 6 eşittir 0. Şimdi buradan sen denklemi istersen sadeleştirebilirsin. Yani x kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0'da diyebilirsin. Deltası nedir bunun? Delta eşittir 4 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 3 müdür? Değil mi? Şimdi 4'ten şurayı çıkardığımız zaman burası ne gelir? 12. 4 artı 12 16. Şimdi formülümüz neydi? Delta kök delta bölü 6a kare miydi? Alan değil mi? Şimdi yaz yerine 16 çarpı kök 16 4 bölü 6 çarpı 1'in karesinden 1 geldi. Şurayı hesaplayacak olursak şununla şunu sadeleştir. Burada bu 2, burada bir 3 kaldı. Doğru cevap 32 bölü 3'tür diyebilirsin. Bu integralin cevabına, yani aslında bu alanın cevabına 32 bölü 3 de diyebilirsin. Bir diğer sorumuza da bakalım. Yine burada bir parabol ikinci dereceden değil mi? Burada da bir doğru var. Bunlara da aynı yöntemi uygulayabilirsin. Mesela x kare eksi 1 eşittir x artı 1 deriz. Hepsini bu tarafa toplayalım. X kare eksi x eksi 2 eşittir 0 dersek b'miz ne? 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı yine eksi 2 diyeceğiz ve delta gene 9 gelecek. Sen gene aynı mantıkla işlemi yaparsan doğru cevabı gene delta kök delta bölü 6a kareden 9 çarpı 3 bölü 6'dan yine cevabı 9 bölü 2 bulabilirsin. Yani sana ister şekilli versin, ister şekilsiz versin. Eğer bir parabol ile, bakın buradaki gibi, iki tane parabolün kesişimi veya bir parabolle bir doğrunun kesiştiği yerin arasında kalan alanı soruyorsa, tamam mı? Bakın, her soruda yapabilirsiniz demiyorum. Sadece iki tane parabol kesişiyorsa, arasında kalan bölgeyi soruyorsa ve bir doğruyla bir parabolün arasında kalan bölgeyi soruyorsa ancak sen bu işlemi yapabilirsin. Hemen ikisini birbirine eşitliyorsun. Tamam, tekrar ediyorum bak, hemen şurada ikisini birbirine eşitliyorsun. Eşitledikten sonra hepsini bir tarafa toplayıp elde ettiğin denklemin deltasını yazıyorsun. Deltayı bulduktan sonra zaten senin alan formülün işte şurada verdim, bakın alan delta kök delta bölü 6a kareden alanı direkt olarak hesaplayabiliyorsun. Söylediğim tarzdaki bütün soruları bu yöntemle çözebilirsiniz. Dediğim gibi rejenerasyon ve reaksiyon denemelerinin çözümlerine devam edeceğim. Sadece şu yoğunluğun geçmesini bekliyorum. Yetiştiremeyeceğime dair arkadaşların bazı endişeleri olmuş. Merak etmeyin, hepsini yetiştireceğiz. Zamanında sizi o deneme sınavları çözerek sınava sokacağız arkadaşlar. Merak etmeyin, Allah'ın izniyle de sınavlarınızda çok güzel sonuçlar alacaksınız. İsteklerinizi ve arzularınızı yorum bölümüne belirtebilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.